Karaca Ahmet Sultan, Türklerin İslamiyet'i kabul etmelerinden sonra Horasan erenleri olarak isimlendirilen Pir-i Türkistan Hoca Ahmet Yesevi'nin dervişleri Anadolu'ya gelerek bu toprakların bir Türk ve İslam yurdu haline gelmesine önemli katkıda bulunmuşlardır. O gazi, derviş ve veli insanlardan biri de Karaca Ahmet Sultan'dır. Karaca Ahmet Sultan'ın Anadolu'da değişik yerlerdeki türbelerinden biri de Afyon Karahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Karaca Ahmet köyündedir. Karaca Ahmet Sultan'ın daha birçok yerlerde türbe ve makamlarının olmasını halkın üzerinde oluşturduğu sevgi ve saygıda aramak gerekir. Doğum yeri ve tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte 100 yıl kadar ömür sürdüğü ve 1. Murat devrine kadar yaşadığı belirtilen Karaca Ahmet Sultan, Horasan'dan Anadolu'ya göç eden bir bey olup Manisa ve Bursa'dan Üsküdar'a kadar bütün bölgelerin fethinde bulunmuş, bey ve hükümdarlar tarafından çeşitli mükafatlarla taltif edilmiştir. Karaca Ahmet Sultan'ın Hacı Bektaş Veli'yi zaman zaman ziyaret ettiği ve ondan şu duayı aldığı söylenir. Bir yerde mekanın olsun, 40 yerde çerahın olsun. Bu artık otur, toprağa bağlan, köklen ve dallan demekti. Bir rivayete göre Hayran Balı Dede ve Hasan Basri Hazretleri ile Afyon Kalesi civarında dolaşırlarken susamışlar, Karaca Ahmet Sultan asasını "Burada su olacak." diye vurunca gerçekten sular yerden güldür güldür akmaya başlamış. O günden bu zamana kadar çeşmeye "Olacak Çeşmesi" denilmektedir. Karaca Ahmet köyüne yerleşme ile ilgili şöyle rivayet vardır. Karaca Ahmet Sultan aşiretiyle bu civara gelerek konaklar. O bölgenin aşiret beyi kahyasını göndererek Karaca Ahmet Sultan'la görüşmek ister.
Karaca Ahmet Sultan beyin yanına gelince hal hatır sorulur, ikramda bulunulur. O sırada beyin akıl hastası bir kızı vardır. Genç kız Karaca Ahmet Sultan'ın nurani bakışları karşısında sakinleşir. Kızındaki bu değişikliği fark eden bey Karaca Ahmet Sultan'a "Aman beyim, kızımın şifası sendedir. Burada kal. Size ve aşiretinize istediğiniz kadar yurt verelim." der. Karaca Ahmet Sultan 3 gün misafir kalır. Bu sürede Allah'ın izniyle beyin kızını iyileştirir. Karaca Ahmet Sultan 3 gün sonra veda için beyin yanına geldiğinde bey, "Devenizi bırakın, akşama kadar yayılsın. Dolaştığı yere kadar size verelim. Mülkünüz olsun." der. Kızının tedavisi karşılığı bey, Kağnıcılar köyü ve civarını Karaca Ahmet Sultan'a verir. Karaca Ahmet Sultan da aşiretiyle buraya yerleşir. Karaca Ahmet Sultan Hazretleri Kıbrıs Savaşı'nda Kıbrıs Harekatı'na bizzat askerleriyle birlikte katılan evliyalarımızdan birisidir. Eskişehir havalandan hareket eden uçak pilotunu yakılıp bitmek üzereyken geri dönme kararı alır. Hedefleri bombalayamaz. O anda Karaca Ahmet Sultan'ı sırtına vuraraktan "Senin görevin bitmedi. Sen görevine devam et. Bombalayacak yerleri bombala. Ondan sonra döndür." Pilot gerçekten yakıtının bitmediğini görür ve bombalanacak yerleri bombalar. Tekrar geri dönüşe gelir. Afyon semalarına geldiğinde yakıtın tamamen bittiğini görür. Tekrar Karaca Ahmet Sultan Hazretleri, "Senin yakıtın bitmedi. Sen yerine sağlam şekilde döneceksin." diyerekten tekrar ikna da bulur. Boş depoyla pilotumuz Eskişehir Havaalanı'na döner. Pilotumuz tekrar buraya Karaca Ahmet Sultan'la gelir ve ziyaret eder. Yakın bir zamanda Muğla'dan bir ziyaretçimiz geçen sene geldi. Gece rüyasında Seydiler'de bulunan Hasan Basri'yi rüyasında görür ve onu ziyarete gitmeye karar verir. Taksiyle Afyon'a sınırlarına geldiği zaman 2 tane beyaz deve verilir. Beyaz deve bunları bizim köyümüzün sınırlarına getirdiği zaman beyaz develer kaybolur. Türbe levhasını takip ederekten Karaca Ahmet Sultan'a gelir. Gelir buraya hiç yazıya bakmadan direkt içeri girer. Dua etmeye başlar. Duayı da sesli ediyor tabii ki. O anda bizim görevli arkadaş der ki, "Ya burası Karaca Ahmet Sultan'ı, sen Hasan Basri diye dua ediyorsun." der. Ve o anda hasta der ki, "Demek ki benim bugüne kadar sıkıntı, bunaltım, içimdeki ruhsal bunaltı buymuş." der. O anda kafası taklar ve şifa bulur. Her sene de buraya gelir, ziyaretler gider. Karaca Ahmet Sultan, mücahit bir veli olduğu kadar devrinin en büyük hekimi olarak hastaları tedavi etmiş, daha sonraki yıllarda Manisa taraflarına gitmiş, tekkeyi de oğlu Şeyh Eşref ve evlatlarına bırakmıştır. Oğlu Şeyh Eşref ve torunları da yıllar boyunca kendilerine gelen hastaları aynı usullerle yakın bir zamana kadar tedavi etmişlerdir. Karaca Ahmet Sultan'a gelen hastalar bağırıyor, üstünü başını yoluyor ve saldırıyorsa "Bu bizim hastadır" diye alıkonulur, daha sonra türbe içerisindeki tomruk adı verilen ahşap aletlere hastanın ayakları geçirilirdi. Bu, hastanın uzanıp çözemeyeceği şekilde ayarlanır, hasta sabaha kadar bekletilerek gecelerdi. Sabahleyin erkenden 2 kadın gelerek hastanın etrafını temizler, onu tedavicinin evine götürür ve hasta istirahat ettirilirdi. Eğer hastada iyileşme belirtileri yoksa tekrar tomruğa vurulurdu. Bu, iyileşme belirtileri görülünceye kadar devam ederdi. İyileşme belirtileri görülüyorsa çeşitli sorular sorar ve aldığı cevaplara göre iyileşme durumunu kontrol ederdi. Bu süre içinde hastaya perhiz yaptırılırdı. Tuzsuz ekmek ve bol sebze yedirilirdi. Et ve tuzlu şeyler yedirilmezdi. Hastalığın ilk döneminde tedavi başlayacak olursa hasta erken iyileşmekte, kronikleştikten sonra gelen hastalarsa daha geç iyileşmekteydi. İyi olan hastanın yakınına haber gönderilir, bu arada hasta bahçeye götürülür, günlük hayata alışması için de hafif işlerde çalıştırılırdı. Bu bölgedeki yumuşak kayalardan koparılan ve
güher adı verilen parçalar suda eritilerek hastaya içirilirdi. Cami önündeki kuyudan su çekilerek hasta yıkanırdı. Tedavi için gelen hastalardan hiçbir şekilde tedavi ücreti de istenmezdi. Tedavi süresi en geç 40 gün içinde tamamlanır, çoğunlukla bağlı getirilen hastalar şifa bulmuş olarak normal insanlar olarak selametlenirdi. Karacaahmet Sultan Hazretleri aklı dengesi bozuk olan insanların buraya gelip ziyaret ettiklerinde buradan şifa alıp bittiklerini biliyoruz. Çok da gördük. Buranın hastaları 3 günden 7 güne kadardır. Karacaahmet Sultan Hazretleri büyüklerimize öyle söylemiş. 3 günden 7 güne kadar. Burada 3 günde de iyi olup gidenleri gördük. 7 günde de Karacaahmet Sultan Hazretleri'nin hastası olduğu müddetçe burada mutlaka şifasını almıştır ve şifasını almış gitmiştir. Buraya gelen hastaları evvela abdest aldırtırız. Abdestlerini aldıktan sonra banyosunu yaptırtırız. Banyosunu yaptıktan sonra buraya türbeye gelirler, türbenin içerisinde yatarlar. Eğer aşırı şekilde hasta geliyorsa, saldırgan hasta geliyorsa bu hastaları prangalara vururuz, tomruklara. Orada 3 gün kalır, ihtiyaçlarını görülür. İhtiyaçları görüldükten sonra, kendine geldikten sonra hastayı bırakırız, saldırgan hasta olursa. Saldırgan hasta olmadıktan sonra kesinlikle onları tomruğa bağlamayız. Ya Rabbi, ben buraya geldim, bu evliyanın yüzü hürmetine, buradan şifa buldum. Şifamı sen verdin ya Resulallah, bu evliyaların yüzü hürmetine der. Burada duasını eder, 3 gün yattıktan sonra vaat ederler. Ya Rabbi, ben buradan şifa buldum, buraya bir kurban keseceğim. Getirirler, burada kurbanlarını keserler, dağıtırlar vatandaşlara, fakire, fukaraya. Ondan sonra ziyaretlerini yaparlar, giderler. Ankara Üniversitesi öğretim üyelerinden oluşan bir kurul tarafından Karacaahmet Sultan Tekkesi 1946 yılında ziyaret edilmiş, burada gerekli inceleme yapılmış ve tedavi yöntemi hakkında olumlu görüş bildirilmiştir. Günümüzde Afyon Karahisar'ın önemli bir değeri olan Karacaahmet Sultan Türbesi yoğun ziyaretçi almaktadır.